Merhabalar. Bu videoda sizlere Xiaomi cihazlarda nasıl WoW Wi-Fi açabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle bu işlemleri yaparken iki farklı adımımız var. Birincisi, eğer şansınız varsa ve cihazınız uyumluysa çalışacaktır. Eğer cihazınız uyumlu değilse ya da şansınız yoksa diyelim, ikinci adımı yapmanız gerekiyor. İkinci adım için ise cihazınızın rootlu olması gerekiyor. Çünkü bilgisayardan işlemler yapacağız. Aynı zamanda ADB sürücülerin de kurulu olması gerekiyor. USB hata ayıklamanın da açık olması gerekiyor. Şimdi en başta birinci adımı uygulamaya geçiyoruz. Şimdi telefon uygulamamızı açıyoruz. Buraya yıldız kare yıldız kare 869 434 yazıyoruz. Kare yıldız kare yıldız dedikten sonra aşağıda WoW Wi-Fi kariyer check was disabled yazıyor. Bu geldikten sonra ayarlara giriyoruz. SIM kartlar ve mobil ağlara giriyoruz. Buradan SIM kartımızı seçiyoruz. Burada kablosuz kullanarak çağrı yapın sizde kapalı olacaktır. Bunu açıyoruz. Daha sonra ağ tercihlerinden kablosuz öncelikli seçebilirsiniz. Eğer bunu yaptığınızda WoW Wi-Fi'nin gelip gelmediğini anlamak istiyorsanız burada WoW Wi-Fi simgesi ya da bir telefon simgesi üstünde çubuklar olan bir simge görürsünüz. Ya da burada görürsünüz. Cihazınızdaki çentik büyükse. Eğer bu görünmüyorsa ikinci adımı uygulamanız gerekiyor. İkinci adımı uygulamak için CMD'yi açıp şöyle ADB Shell yazıyoruz. Normalde sizde burada bir uyarı kutucuk belirir. Buradan onay veriyorsunuz. Daha sonra su dedikten sonra su yazdıktan sonra açıklamada vereceğim kodu buraya yapıştırıyorsunuz. Burayı yapıştırdıktan sonra bilgisayarımıza QPST isimli uygulamayı kurmuştuk. Onunla birlikte gelen PDC isimli programı açıyoruz. Daha sonra burada device kısmı geliyor. Buradan cihazımızı seçiyoruz. Cihazımızı seçtikten sonra burada bizim MBN dosyalarımız görünüyor. Şimdi bakın, şu tabloyu size bir açıklamam gerekiyor. Her şeyin neyin ne olduğunu anlamak için. Burada açıklama var. Burada MBN dosyalarımızın isimleri mevcut. Burada tipler var. Donanım mı yoksa yazılım mı olduğunu belirten. Burada boyut var. Boyut önemli değil. Ve burada SAP 1, SAP 1 ve SAP 2 var. Bu SIM kart 1, SIM kart 2 ve SIM kart 3. Bizim cihazlarımız 2 SIM kartta olduğu için sadece bizi 1 ve 2 ilgilendiriyor. Burada SAP 1 ve 0, SAP 0 ve SAP 1'de aktif olan MBN dosyamızı seçiyoruz. Daha sonra bunları deaktif yapıyoruz. Bu arada unutmadan da söyleyeyim. Bu işlemleri yapmadan önce QCN yedeğinizi mutlaka almanızı öneriyorum. Eğer yanlış bir işlem yaparsanız geriye çevirebilmek için. Evet. Burada aktif olanı sağ tıklayıp deaktif dedikten sonra SAP 0 daha sonra sağ tıklayıp deaktif dedikten sonra SAP 1 seçiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda deaktif oldu. Çoğu Xiaomi cihazda buradan description kısmından DT Grease dosyasını bulmanız gerekiyor. Normalde aşağılarda olur. Bende yukarıda görünüyor şu anda. Ancak bu Poco F2 Pro ve Mi 10'da farklı bir MBN dosyası. Bu dosyalar onda yok. Bulabildiğim dosyaların cihazların MBN isimlerini açıklamada size veririm. Siz o MBN'leri etkinleştireceksiniz. Benim cihazımda Mi 9SE'de DT Grease MBN'sinin aktifleştirmem gerektiği için ben bunu aktifleştiriyorum. Sağ tıkladıktan sonra Set Selected Config'den SAP 0'ı seçiyoruz. Daha sonra Set Selected Config'den tekrardan SAP 1'i seçiyoruz. Daha sonra aşağıdan aktif tuşuna basıyoruz ve buradan activate ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi aktif edildi. Bir daha basıyorum. Pending kalan şey de aktif oldu. Evet, WoW Wi-Fi şu anda gelmedi görünüyor. Şu şekilde açıp kapattığım zaman gördüğünüz gibi WoW Wi-Fi geldi.
Ancak cihazlarda yeniden başlattıktan sonra tekrardan az önce varsayılan olarak aktif gelen MBN'ye döndüğü için o MBN'yi silmemiz gerekiyor. Ben de bu MBN aktif gelmişti. Buna sağ tıklıyorum. Pardon. Bende bu MBN aktif gelmişti. Buna bastıktan sonra aşağıdan remove tuşuna basıyorum. Ve bu MBN'den kurtulmuş oluyorum. Artık cihazımda WoWifi aktif olarak kullanabiliyorum. Şöyle sorular geliyordu. ROM attığım zaman, başka ROM yüklediğim zaman WoWifi kapanır mı? Tekrardan MBN işlemlerini yapmam gerekir mi diye. Hayır, gerekmiyor. Eğer cihazınızın QGNS ile IMEI ile oynadığınız zaman bu işlemleri tekrardan yapmanız gerekiyor. Onun dışında hiçbir şekilde gitmez. Sadece telefon uygulamasından 869-434'ü seçmeniz gerekiyor. Onun dışında herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor. Osprom kurarsanız zaten onlarda varsayılan olarak bu özellikler genellikle aktif oluyor. Onların kendine has ayarları var. Mia 3'te işlemimiz bu kadardı. Umarım yapabilirsiniz. Sorularınızı yorumlar kısmından bekliyorum. Elimden geldiğince yine yardımcı olmaya çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere.